Şimdi değerli arkadaşlarım, AYT'de çevre ve toplum konusundan kesin soru gelir. Peki nereden gelir? Çevre kirliliğine yol açan faktörler. Çevre kirliliği deyince bizim aklımıza önce ne gelir? Hava kirliliği. Hava kirliliği nedir? Havada olmaması gereken zehirli gazların havaya karışması olayına biz hava kirliliği diyoruz. Hava kirliliğini de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Londra tipi hava kirliliği, Los Angeles tipi hava kirliliği. Özellikle fosil yakıt tüketiminin fazla olduğu yerlerde fabrikaların bacalarından çıkan dumanların havaya karışması sonucunda Londra tipi hava kirliliği meydana gelir. Özellikle demir çelik sanayisinin yoğun olduğu yerlerde bu tür kirlilik oranı fazladır. Bir de trafik sorunlarının yoğun olarak yaşandığı yerlerde arabaların egzozlarından çıkan gazların sisle birleşmesi sonucunda Los Angeles tip hava kirliliği meydana gelir. Bir kez daha söylüyorum. Fosil yakıt ya da fabrikaların bacalarından çıkan dumanlarla kirlilik oluşursa buna Londra, arabaların egzozlarından çıkan gazla kirlilik oluşursa buna Los Angeles tip hava kirliliği diyoruz. Peki hava kirliliğine yol açan faktörler nelerdir? Fosil yakıt tüketiminin fazla olması, arabaların egzozlarından çıkan gazlar, spreyler, savaşlar ve olumsuz hava koşulları da bunu tetikler ve hava kirliliği günümüzün en büyük çevre sorunlarını doğurur. Peki hava kirliliği sonucunda hangi küresel sorunlar meydana gelir? Küresel ısınma, asit yağmurları, ozon seyrelmesi. Bütün bunlar günümüzün en büyük çevre sorunlarıdır. Bir kez daha söylüyorum. Hava kirliliği sonucunda hangi küresel sorunlar meydana gelir? Küresel ısınma ve beraberinde iklim değişiklikleri, asit yağmurları, ozon seyrelmesi. O yüzden bunun bilinmesi gerekiyordu. Sınavda gelir mi? Gelir. Gelsin mi? Gelsin diyelim. Devam edelim.